Efendim merhaba, sevgiler, saygılar ve işte yine muhteşem dakikalar başladı. Yine gönlümüze güzellikler serpecek. Çok özel cümleler dikkat kesildiğiniz sürece gönlünüze yerleştireceksiniz. Çünkü bizden gönlü geniş ve ruhu gezgin sufi meşreplilerin 40 kuralı. 40 kural. Yani Şems-i Tebrizi'nin 40 kuralı. Bunları bir bir maddeler halinde aktaracağım sevgili izleyenler. Hemen bir beğeni, teşekkür ederim. Sonrasında da paylaşım tabii ki. Önemli ve kıymetli. Şems-i Tebrizi'nin 40 kuralının ilk maddesi, yani birinci kural. Yaradan'ı hangi kelimelerle tanımladığımız, kendimizi nasıl gördüğümüze ayna tutar. Şayet Allah dendi mi, öncelikle korkulacak, utanılacak bir varlık geliyorsa aklına, demek ki sen de korku ve utanç içindesin çoğunlukla. Yok eğer Allah dendi mi, evvela aşk, merhamet ve şefkat anlıyorsan, sende de bu vasıflardan bolca bolca mevcuttur. Ve ikinci madde, hak yolunda ilerlemek yürek işidir, akıl işi değil. Kılavuzun daima yüreğin olsun, omzun üstündeki kafan değil. Nefsini bilenlerden ol, silenlerden değil. Kural 3. Kur'an 4 seviyede okunabilir. İlk seviye zahiri manadır. Sonraki batını manadır. Üçüncüsü batınının batınısıdır. Dördüncü seviye o kadar derindir ki kelimeler kifayetsiz kalır tarif etmeye. Dördüncü kural, kainattaki her zerrede Allah'ın sıfatlarını bulabilirsin. Çünkü o camide, mescitte, kilisede, havrada değil, her an her yerdedir. Allah'ı görüp yaşayan olmadığı gibi onu görüp ölen de yoktur. Kim onu bulursa sonsuza dek onda kalır. Beşinci kural. Aklın kimyası ile aşkın kimyası başkadır. Akıl temkinlidir. Korka korka atar adımlarını. Aman sakın kendini diye tembihler. Halbuki aşk öyle mi? Onun tek dediği bırak kendini, koy gitsin. Akıl kolay kolay yıkılmaz. Aşk ise kendini yıpratır. Harap düşer. Halbuki hazineler ve defineler yıkıntılar arasında olur. Ne varsa harap bir kalpte vardır. Altıncı kural. Şu dünyadaki çatışma, ön yargı ve husumetlerin çoğu dilden kaynaklanır. Sen sen ol. Kelimelere fazla takılma. Aşk konusunda dil zaten hükmünü yitirir. Aşık dilsiz olur. 7. Şu hayatta tek başına inzivada kalarak sadece kendi sesinin yankısını duyarak hakikati keşfedemezsin. Kendini ancak bir başka insanın aynasında tam olarak görebilirsin. Kural 8. Başına ne gelirse gelsin, karamsarlığa kapılma. Bütün kapılar kapansa bile sonunda o sana kimsenin bilmediği gizli bir patika açar. Sen şu anda göremezsen de dar geçitler ardında nice cennet bahçeleri var. Şükret. İstediğini elde edince şükretmek kolaydır. Sufi dileği gerçekleşmediğinde de şükredebilendir. Ve 9. kural. Sabretmek. Öylece durup beklemek değildir. İleri görüşlü olmak demektir. Sabır nedir? Dikene bakıp gülü, geceye bakıp gündüzü tahayyül edebilmektir. Allah aşıkları sabrı gülbe şeker gibi tatlı tatlı emer, hazmeder. Ve bilirler ki gökteki ayın hilalden dolunaya varması için zaman gerekir. 10. kural. Ne yöne gidersen git. Doğu, batı, kuzey veya güney. Çıktığın her yolculuğu içine doğru bir seyahat olarak düşün. Kendi içine yolculuk eden kişi sonunda
arzı dolaşır. 11. kural. Ebe bilir ki sancı çekilmeden doğum olmaz. Ana rahminden bebeğe yol açılmaz. Senden yepyeni bir taze bir sen zuhur edebilmesi için zorluklara, sancılara hazır olman gerekir. 12. kural. Aşk bir seferdir. Bu sefere çıkan her yolcu istese de istemese de tepeden tırnağa değişir. Bu yollara dalıp da değişmeyen yoktur. 13. kural. Şu dünyada semadaki yıldızlardan daha fazla sayıda sahte hacı, hoca, şeyh, şıh var. Hakiki mürşit seni kendi içine bakmaya ve nefsini aşıp kendindeki güzellikleri bir bir keşfetmeye yönlendirir. Tutup da ona hayran olmaya değil. 14. kural. Hakkın karşına çıkardığı değişimlere direnmek yerine teslim ol. Bırak hayat sana rağmen değil, seninle beraber aksın. Düzenin bozulur, hayatımın altı üstüne gelir diye endişe etme. Nereden biliyorsun? Hayatın altının üstünden daha iyi olmadığını, olmayacağını. 15. kural. Allah içte ve dışta her an hepimizi tamama erdirmekle meşguldür. Tek tek her birimizi tamamlanmış bir sanat eseriyiz. Yaşadığımız her hadise, atlattığımız her badire eksiklerimizi gidermek için tasarlanmıştır. Rab noksanlarımızla ayrı ayrı uğraşır. Çünkü beşeriyet denen eser kusursuzluğu hedefler. 16. kural. Kusursuzdur Allah. Onu sevmek kolaydır. Zor olan hatasıyla, sevabıyla fani insanları sevmektir. Unutma ki kişi bir şeyi ancak sevdiği ölçüde bilebilir. Demek ki hakikaten kucaklamadan ötekini, yaradandan ötürü yaratılanı sevmeden ne layıkıyla bilebilir, ne layıkıyla sevebilirsin. 17. kural. Esas kirlilik dışta değil, içte. Kisvede değil, kalpte. Onun dışındaki her leke ne kadar kötü görünürse görünsün, yıkandı mı temizlenir, suyla arınır. Yıkamakla çıkmayan tek pislik, kalplerde yağ bağlamış haset ve art niyettir. 18. kural. Tüm kainat olanca katmanları ve karmaşasıyla insanın içinde gizlenmiştir. Şeytan dışımızdan bizi ayartmayı bekleyen korkunç bir mahluk değil, bizzat içimizde bir sestir. Şeytanı kendinde ara, dışında, başkalarında değil. Ve unutma ki nefsini bilen Rabbini bilir. Başkalarıyla değil, sadece kendiyle uğraşan insan sonunda mükafat olarak Yaradanını tanır. 19. kural. Başkalarından saygı, ilgi ya da sevgi bekliyorsan önce sırasıyla kendine borçlusun bunları. Kendini sevmeyen birinin sevilmesi mümkün değildir. Sen kendini sevmediğin halde dünya sana diken yolladı mı? Sevin. Yakında gül yollayacak demektir. 20. kural. Yolun ucunun nereye varacağını düşünmek beyhude bir çabadan ibarettir. Sen sadece atacağın ilk adımı düşünmekle yükümlüsün. Gerisi zaten kendiliğinden gelir. 21. kural. Hepimiz farklı sıfatlarla sıfatlandırıldık. Şayet Allah herkesin tıpatıp aynı olmasını isteseydi, hiç şüphesiz öyle yapardı. Farklılıklara saygı göstermemek, kendi doğrularını başkalarına dayatmaya kalkmak, Hakk'ın mukaddes nizamına saygısızlık etmektir. 22. kurala geldik. Çok güzel ilerliyoruz. Hakiki Allah aşığı bir meyhaneye girdi mi, orası ona namazgah olur. Ama Bekri aynı namazgaha girdi mi, orası ona meyhane olur. Şu hayatta ne yaparsan yap, ne yaparsak yapalım, niyetimizdir fark yaratan,
suret ile yaftalar değil. 23. Kural. Yaşadığımız hayat elimize tutuşturulmuş rengarenk ve emanet bir oyuncaktan ibaret. Kimisi oyuncağı o kadar ciddiye alır ki ağlar, perişan olur onun için. Kimisi eline alır almaz şöyle bir kurcalar oyuncağı, kırar ve atar. Ya aşırı kıymet verir ya da kıymet bilmeyiz. Aşırılıktan uzak dur. Sufi ne ifratattadır ne tefritte. Sufi daima orta yerdedir. 24. Kural. Madem ki insan eşrefi mahlukattır, yani varlıkların en şereflisi, attığı her adımda Allah'ın yeryüzündeki halifesi olduğunu hatırlayarak buna yakışır soylulukta hareket etmelidir. İnsan yoksul düşse, iftiraya uğrasa, hapse girse, hatta esir olsa bile gene de başı dik, gözü pek, gönlü emin bir halife gibi davranmaktan vazgeçmemelidir. 25. Kural. Cenneti ve cehennemi illaki gelecekte arama. İkisi de şu anda burada mevcut. Ne zaman birini çıkarsız, hesapsız ve pazarlıksız sevmeyi başarırsak cennetteyiz aslında. Ne vakit biriyle kavgaya tutuşsak, nefrete, hasede ve kine bulaşsak tepe taklak cehenneme düşüveririz hop diye. 26. Kural. Kainat yek vücut, tek varlıktır. Her şey ve herkes görünmez iplerle birbirine bağlıdır. Sakın kimsenin ahını alma. Bir başkasının, hele hele senden zayıf olanın canını yakma. Unutma ki dünyanın öte ucunda tek bir insanın kederi tüm insanlığı mutsuz edebilir. Ve bir kişinin saadeti herkesin yüzünü güldürebilir. 27. Kural. Şu dünya bir dağ gibidir. Ona nasıl seslenirsen o da sana öyle aksettirir. Ağzından hayırlı bir laf çıkarsa hayırlı laf yankılanır. Şer çıkarsa sana gerisin geriye şer yankılanır. Öyleyse kim ki senin hakkında kötü konuşur, sen o insan hakkında 40 gün 40 gece güzel sözler et. 40 günün sonunda göreceksin her şey değişmiş. Değişmiş olacak. Senin gönlün değişirse dünya değişir. 28. Kural. Geçmiş zihinlerimizi kaplayan bir sis bulutundan ibaret. Gelecek ise başlı başına bir hayal perdesi. Ne geleceğimizi bilebilir ne geçmişimizi değiştirebiliriz. Sufi daima şu anın hakikatini yaşar. 29. Kural. Kader hayatımızın önceden çizilmiş olması demek değildir. Bu sebepten ne yapalım kaderimiz böyle deyip boyun bükmek cehalet göstergesidir. Kader yolun tamamını değil sadece yol ayrımlarını verir. Güzergah bellidir ama tüm dönemeç ve sapaklar yolcuya aittir. Öyleyse ne hayatının hakimisin ne de hayat karşısında çaresizsin. 30. Kural. Hakiki sufi öyle biridir ki başkaları tarafından kınansa, ayıplansa, dedikodusu yapılsa, hatta iftiraya uğrasa bile o ağzını açıp da kimse hakkında tek kelime kötü laf etmez. Sufi kusur görmez, kusur örter. 31. Kural. Hakka yakınlaşabilmek için kadife gibi bir kalbe sahip olmalı. Her insan şu veya bu şekilde yumuşamayı öğrenir. Kimi bir kaza geçirir, kimi ölümcül bir hastalık, kimi ayrılık acısı çeker, kimi maddi kayıp. Hepimiz kalpteki katılıkları çözmeye fırsat veren badireleri, evet, atlatırız ama kimimiz bundaki hikmeti anlar ve yumuşar, kimimiz ise ne yazık ki daha da sertleşerek çıkar. 32. Kural. Aranızdaki perdeleri tek tek kaldır ki Allah'a saf bir aşkla bağlanabilesin. Kuralların olsun ama kurallarını başkalarını dışlamak yahut yargılamak için kullanma. Bilhassa
putlardan uzak dur dost ve sakın kendi doğrularını putlaştırma. İnancın büyük olsun ama inancınla büyüklük taslama. 33. kural. Bu dünyada herkes bir şey olmaya çalışırken sen hiç ol. Menzilin yokluk olsun. İnsanın çömlekten farkı olmamalı. Nasıl ki çömleği tutan dışındaki biçim değil, içindeki boşluk ise, insanı ayakta tutanı da benlik zannı değil, hiçlik bilincidir. Unutmayın. 34. kural. Hakka teslimiyet ne zayıflık ne edilgenlik demektir. Tam tersine, böylesi bir teslimiyet son derece güçlü olmayı gerektirir. Teslim olan insan çalkantılı ve girdaplı sularda debelenmeyi bırakır. Emin bir beldede yaşar. 35. kural. Şu hayatta ancak tezatlarla ilerleyebiliriz. Mümin içindeki münkirle tanışmalı. Allah'a inanmayan kişi ise içindeki inananla. İnsanı kamil mertebesine varana kadar gıdım gıdım ilerler kişi ve ancak tezatları kucaklayabildiği ölçüde olgunlaşır. 36. kural. Hileden, desiseden endişe etme. Eğer birileri sana tuzak kuruyor, sana zarar vermek istiyorsa Allah da onlara tuzak kuruyordur. Çukur kazanlar o çukura kendileri düşer. Bu sistem karşılıklar esasına göre işler. Ne bir katre hayır karşılıksız kalır, ne bir katre şer. Onun bilgisi dışında yaprak bile kıpırdamaz. Sen sadece buna inan. 37. kural. Allah kılı 40 yaracak titizlikle çalışan bir saat ustasıdır. O kadar dakiktir ki sayesinde her şey tam zamanında olur. Ne bir saniye erken, ne bir saniye geç. Her insan için bir aşık olma zamanı vardır. Bir de ölmek zamanı. 38. kural. Yaşadığım hayatı değiştirmeye, kendimi dönüştürmeye hazır mıyım diye sormak için hiçbir zaman geç değil. Kaç yaşında olursan ol. Başımızdan ne geçmiş olursa olsun, tamamen yenilenmek mümkün. Tek bir gün bile öncekinin tıpatıp tekrarlıyorsa yazık. Her an, her nefeste yenilenmeli. Yepyeni bir yaşama doğmak için ölmeden önce ölmeli. Ölmeden önce ölmeli. 39. kural. Noktalar sürekli değişse de bütün aynıdır. Bu dünyadan giden her hırsız için bir hırsız daha doğar. Ölen her dürüst insanın yerini bir dürüst insan alır. Hem bütün hiçbir zaman bozulmaz. Her şey yerli yerinde kalır, merkezinde. Hem de bir günden bir güne hiçbir şey aynı olmaz. Ölen her sufi için bir sufi daha doğar, doğar. Ve son madde, son kural, 40. kural. Aşksız geçen bir ömür beyhude yaşanmıştır. Acaba ilahi aşk peşinde mi koşmalıyım, yoksa dünyevi, semavi ya da cismani diye sorma. Ayrımlar ayrımları doğurur. Aşkın hiçbir sıfat ve tamamlamaya ihtiyacı yoktur. Başlı başına bir dünyadır aşk. Ya tam ortasındasındır, merkezinde ya da dışındasındır, hasretinde. İşte 40 kural. Şems-i Tebrizi'nin 40 kuralı sevgili izleyenler. Gönlü geniş ve ruhu gezgin sufi meşreplilerin 40 kuralı. Siz de şöyle madde madde her birini içinize bir sindirerek dikkatlice birkaç kez tekrar dinlemekte fayda var. Evet, ben anlattıktan sonra bir kez daha okuyacağım. Ama siz dinleyin. Paylaşmayı da unutmayın. Aşk olun.